Onlara az sonra bilmeceler soracak. Türkü söyleyeceğiz çocuklar, türkü söyleyeceğiz. Kimim? Aferin size çocuklar, ben Ramazan. Ramazan dedeniz sizleri çok seviyor, bunu biliyorsunuz değil mi? Ramazan deden şimdi size bilmece soruyor. Anlaştık mı? Dal un. Yediğimiz bal un. İğnesi var batırır. Çok uzaktan izlemiş çünkü Nene Hatun onun zarar görmesini istemiyormuş. Demiş ki ona, Murat bundan sonrası bize ait. Nene Hatun savaş bitene kadar hep böyle cephelerde yardımcı olmuş. 2-1 93 harbinden geliyor izi. Araştırdık anam Özdadaş kızı. Kimsiniz bu kızla? Ramazan'a dair, bizim kültürümüze dair şeyleri onlarla paylaşmak, onlara bir şeyler anlatmak inanılmaz iyi geldi ve her geçen gün çocuklarla birazcık daha o enerjiyi paylaşıp, o çocuklarla birazcık daha bir bütün olup bu programlarımızı sürdürmeye devam ettik ve her yeni gelen çocuk bir önce gelen çocuğa çocukla beraber daha da büyük kalabalıklar haline geldiler. Bu projede çok değerli dostum Vahit tarafından bana geldi. Böyle bir projeden bahsetti bana. Ramazan'da çocuklara hikayeler anlatan, çocuklara ulaşan, çocuklarla birlikte o hikayenin, o bilmecelerin, o türkülerin içerisinde bir enerjiyi paylaşan bir Ramazan dede olmasını istedi. Ve bana da çok çok güzel geldi. Çünkü değerlerimizi anlatabildiğimiz, Ramazan'dan bahsettiğimiz ve bize ait olan bir şeyi çocuklarımıza ulaştırabilmek düşüncesi benim çok hoşuma gitti. Ve hep beraber bu iş projeye sahiplendik. Hep bildiğimiz hikayeler aslında. Hepimizin çocuklarımıza, çocukluğumuza duyduğumuz hikayeler ama artık bazen unuttuğumuz, bazen artık kulak kabartmadığımız, önemini yitirdiğimi düşündüğümüz hikayeler. Ama şimdi onların hepsini tekrardan hayata geçirip tekrardan onlara çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bugün Nene Hatun'dan bahsettik mesela. Nene Hatun'un kahramanlıklarından söz ettik. Ne kadar kıymetli, ne kadar değerli büyüklerimiz, ne kadar değerli bir ecdadımız var, ne kadar değerli tarihten insanlarımız var. Sadece onları oldukları yerlerden çıkartıp çocuklarımızın karşısına getirip bakın bunlar da var demeyi arzuluyoruz ve bunu da bu sayede hani Sancaktepe Belediyesi Belediye Başkanı ve bize sunduğu imkanlar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz ve çocuklara bize ait olan bir değer üzerinden, bir dede figürü üzerinden, bir Ramazan dede figürü üzerinden yapıyoruz ve onlar da hiç yabancılık çekmeden bizi sahipleniyorlar. Uzun yıllardan beri çocuklarla çalışıyorum. Birazcık onları tanıyorum galiba. Galiba onların o kestirme yollarını da biliyorum.
O kestirme yollardan gidip bir noktada buluşuyoruz ve hemen dedeleri oğlu veriyorum. Hemen benimle Türkiye'ye eşlik ediyorlar. Hemen sorularıma cevap veriyorlar. O eller kalkıyor. İşte bu inanılmaz mutluluk verici. Ramazan dede diyorsunuz. Bu fikir aslında herkesin aklına gelmiş bir fikir olabilir ama bu başka bir konsepte geldi. Hani bu Dede Korkutlardan günümüze taşınan, böyle hani İslam figürüyle de birleşen ve bizim ait olan o hikayeleri böyle harmanlayıp onu böyle bir ağızdan anlatan bir dede figürünü hayata geçirdi Vahit. Ortak insani değerlerden, sevgiden, dostluktan, kardeşlikten, bunlardan bahsediyoruz. Umarım Ramazan Dede sadece Sancaktepe'de değil, yani birçok yerde, birçok belediyede, birçok şehirde çocuklarımıza ulaşır. Yaptığımız çok masum, çok çok güzel bir şey. Hikayelerimizi güzel bir dille, onların anlayabileceği bir dilde, çocuklarımızın anlayabileceği bir dilde. Bakın tablet, televizyon, işte cep telefonunun dışında böyle şeylerimiz de var, bizim değerlerimiz de var. Onların da farkına varın diyebilmek. Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Evet çocuklarım, ben Ramazan dedeniz. Sancaktepe Belediyesi'nin önünde böyle bir otağım var benim çocuklar. O otağda siz güzel çocuklarıma hikayeler anlatıyorum, bilmeceler soruyorum. Sonunda da türküler söylüyoruz. Ve biz öyle mutlu ayrılıyoruz ki bu çadırdan. Hadi gelin hep birlikte Ramazan'ı şenlendirelim. Ramazanınız mübarek olsun. Kendinize çok dikkat edin çocuklarım. Unutmayın, Sancaktepe Belediyesi'ndeyiz, tamam mı? Hadi bakalım, görüşürüz. Çocuklar nereye? Bakın bak, orada kamera var. Tamam abi, şimdi burada tek silah indirirsin, tamam mı?